saati şu an Nizip'te değerli izleyiciler. Nizip'i gezmeye devam ediyoruz. Şu an Nizip'te bir akaryakıt istasyonuna geldik. Aracınız için akaryakıt bence çok önemli. İsabetli yerden almak ve aracınızın güvenli akaryakıt ihtiyacını karşılamak da bence çok önemli diyorum. Şu an E90 karayolu üzerindeyiz. Bakalım bu akaryakıt istasyonunda ne gibi hizmetler var? Hadi bakalım, beni takip edin. Kampanyalarınızdan bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim, Demiroğlu Petrol olarak Nizip'te bir seneye yakın hizmet vermekteyiz tüm Nizip halkına. Demiroğlu Petrol'ün kampanyaları işte bayram kampanyaları oluyor, hafta sonu kampanyaları oluyor. Yaz dönemini kapatmak üzereyiz. Yaz kampanyalarımız vardı mesela. Bazı müşterilerimiz çok güzel şeyler istiyorlardı, talep ediyorlardı. Biz onları yerine getirmeye çalışıyorduk. Güzel bir şekilde kapatmaya çalıştık ama yaz sezonunu bakalım kışın ne gibi kampanyalarımız olacak. Onları da belirleyeceğiz tekrardan. Tüm halkımıza duyuracağız inşallah. Yani müşterilerin taleplerini dikkate alıyorsun. Tabii müşterilerimizin taleplerini daha çok dikkate alıyoruz zaten. Onların istekleri bizim için çok çok önemli. Hani ihtiyaçları doğrultusunda kampanyalar üretiyorsunuz. Neslihan Hanım, böyle çok güzel, otantik, şirin, güzel bir yeriniz var. Burada neler yapılıyor petrolün dışında? Biz onlardan bahseder misiniz? Öyle söyleyeyim, ilk etapta hani burayı yaparken aslında hiç böyle şeyler olacağını düşünmüyorduk. Nasıl şeyler? İşte sıra gecesi, ondan sonra özel gün ve geceler olacağını pek tahmin etmiyorduk. Ama yine dediğim gibi müşteriler talep ettiler. Biz yerine getirdik, yerine getirmeye çalıştık. Burada yaz sezonumuzda sıra gecelerimiz vardı. Şu an halen özel günlerimiz, gecelerimiz oluyor mesela. Müşterilerimiz istiyorlar, geliyorlar bazen. Hafta sonları yine onları eğlendirmeye devam ediyoruz. Hafta içi yıkamaya gelen işte müşterilerimiz oluyor. Uzun yoldan gelen müşterilerimiz oluyor. Burası da 7/24 hizmet veriyor yani. Bu kafeteryada 7/24 Demiroğlu Petrol müşterilerine hizmet veriyor yani. Müşterilerinize güzel bir ev ortamı sunuyoruz diyorsunuz yani. Gaziantep'ten çıktık değerli izleyiciler, Nizip'e geldik. Nizip'te bir akaryakıt istasyonunu gördük. Uygun fiyat, güzel bir ortam, geniş bir alan. Gerçekten biz de merak ettik. Bu güzel işletmeye geldik ve Hasan Bey ile bir röportaj yapalım dedik. Hasan Bey merhabalar, hayırlı işler diliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, Gaziantep'ten çıktık. Nizip Bilecik ilerlerken uygun fiyat gördük. Güzel bir alan, gerçekten biraz etkilendim. Bir de akaryakıt alalım dedik aracımıza. Akaryakıt fiyatlarının uygun olduğunu gördük. Gerçekten bu akaryakıt fiyatları neden uygun demeden önce biraz sizi tanıyalım ve akaryakıt olarak da biraz bilgi almak istiyorum sizden. Tabii ki. Gaziantep Nizip dediğiniz gibi şehir merkezinde istasyonumuz Demiroğlu Petrol olarak faaliyet vermekteyiz. Uygun kalite deyince de senelerin 49 yıllık tecrübesi olan Milen Gaz'ın ve Emoil'in altında sattığımız standartlarda uygun. İskontomuzu çok alarak, iskontomuzdan kendi kazancımızdan feda ederek müşterilerimize daha iyi hizmet vermek amacımız yani. Uygun fiyatın haricinde bence buradaki atmosfer de bence çok önemli. Ne bileyim, insanlar burada akaryakıt alırken araçlarını yıkatabilirler. Ne bileyim, kamelyanın altında oturup dinlenme de yapabilirler değil mi? Ben bunu da gördüm aslında müşterilerde. Ya, tek her şey fiyat değil. Müşterilerimize özel zaten kamelya şeklinde oturum yerlerimiz var. Kafe şeklinde çaylarımız ücretsiz, soğuk içeceklerimiz ücretsiz. Araç yıkamaları komple ücretsiz. Olarak seyir halinde bir vatandaş geldi mi her ihtiyacını karşılayıp gidiyor yani. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya giderken mutlaka Nizip'e geldiklerine uğramaları gerekiyor diyorum. Aslında Nizip'te yapmış olduğum röportajlarda insanlar burada hem fiyat olarak ekonomik olduğunu söylüyor hem de dinleme tesisi olarak gönül rahatlığı geliyor. Aslında bence akaryakıt da çok önemli değil mi? Tabii ki her vatandaş aracına yakıt aldı mı mutlaka akaryakıt istasyonu her kim olursa olsun ya, kontrollü
disiplinli ve düzenli olarak almaları araçlar içinde, kendileri içinde çok iyi bir önem taşıyan bir araçtır yani. Bence yani bunun haricinde ekstra olarak da şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Güler yüzü personel ve kalifiyeli elemanlar da bence çok önemli değil mi? Tabii ki her şey birbirine bağlıdır yani araç. Biz elemanlarımızı tecrübeli olmasa, iş deneyimi olmasa görev işe başlatmıyoruz. Marketi de öyle, yıkamacısı da öyle, kafeye bakan kişiler de öyle, sayıca bakan kişiler de öyle. Hepsi tecrübeli ve güler yüzlü olmak zaten bizim branşımızdır yani. Hem kaliteyi vermek, hem uygun vermek, hem hizmet vermek, biz bundan onur duyuyoruz. Bence hepsini gerçekten veriyorsunuz, hakkını veriyorsunuz daha doğrusu. Başka şube açmayı düşünüyoruz mu Nizip'in haricinde? Düşünüyoruz. İkinci şubeye için çalışmalarımızı başlattık. İlerleyen zamanlarda ikinci şubemizi de açacağız inşallah Allah'ın izniyle. Böyle güzel işletme olur da, akaryakıt fiyatları uygun olur da, ne bileyim insanlar çayını kahvesini içerken bence burada gönül rahatlığıyla hem akaryakıt olarak olsun, ne bileyim dinlenme olsun, bence mükemmel bir yer. Biz de sizleri kutluyoruz. Son olarak mola saati neler söylemek istersiniz Olay TV ekranlarında? Ya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelmeniz bizim için çok çok önemlidir yani. Bu kadar hem isimler hem yakıttan girdiğiniz için ya bu bir tesadüftür ama hiç yoktan birbirimizi tanıdık yani. Mola saati için yani çok güzel bir programınız var. Tekrar her zaman sizi bekleriz yani. Biz de size başarılar diliyoruz, hayırlı işler diliyorum. Değerli seyirciler, Gaziantep'e 45 kilometre gerçekten mekan olarak da olsun, hizmet olarak da olsun, güler yüzlü bir hizmet, uygun fiyat bence çok önemli. Yolunuz Nizip'e düştü mü mutlaka akaryakıtınızı buradan almanızı tavsiye ediyoruz. Buradan ayrılıyorum. Bir farklı mekan tekrar buluşmak dileğiyle. Asma aldık.